Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de buluştu. Yunanistan'da onurlu bir yaşam, maaşlarımızla yaşayabilmek istiyoruz diyerek eylem yapan memurlar 24 saatlik greve gitti. Eylemde parlamento binasının bahçesine Molotov kokteyli atılmasıyla arbede yaşandı. Almanya Bölge Yönetimler Birliği, ülkede istihdam edilebilir durumdaki tüm sığınmacıların zorunlu olarak çalışması gerektiğini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaptı. Maduro, Venezuela'nın haksız yaptırımlara maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti. Çinli hava aracı üreticisi Autolite, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli dikey kalkış ve iniş aracının eVTOL'la başarılı bir deneme uçuşunu yaptı. Tayland'da turistik Lopburi kentinde maymunlar ele geçirdi. Yaklaşık 3500 maymunun ele geçirdiği ve hayatın adeta durma noktasına geldiği kentte birçok dükkanın kepenk kapattığı belirtiliyor. Belçika sahilinde daha önce bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, Coxijde kasabası sahilinde kontrollü şekilde patlatıldı. Brezilya'nın Acre eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmazken 11 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.